ediyoruz. Değerli basın emekçileri, çok sevgili canlar. Türkiye'de uzun yıllardır devlet ve hükümetler tarafından izlenen Türk-İslam sentezine dayalı tek din, tek mezhep, tek dil anlayışı çerçevesinde hayata geçirilen politikalar çocuklarımızı, gençlerimizi ve bütün toplumu inanç ve kimlik üzerinden tek tipleştirmeyi ve kutuplaştırmayı hedeflemiştir. Yıllardır laik, bilimsel eğitim isteyenlerin öncelikli talebi olan zorunlu din derslerinin kaldırılması konusunda adım atılmamış, bu da yetmezmiş gibi zorunlu seçmeli Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed'in hayatını konu alan dersler getirilmiş, TEOG denilen sistemle binlerce Alevi çocuğu zorunlu olarak İmam Hatip liselerine yerleştirilmiştir. Okullarda zorunlu din derslerinde okutulan İslam'ın sünni mezhebinin kurallarıdır. Bu durum eşit olmayan ve ayrımcı uygulamaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ebeveynin çocuklarını kendi dini, inanç ve felsefesine göre yetiştirme hakkından hareketle zorunlu din dersinin kaldırılmasının gerektiği açıktır. Yıllardır ülke gündeminde olan zorunlu din dersi uygulaması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve yüksek yargı kararlarına rağmen sürdürülürken AKP ve Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu din dersi kaldırılsın talebi karşısında her defasında 3 maymunu oynamış, 4+4+4 sistemiyle 12 Eylül cuntacılarını dahi geride bırakan bir uygulamanın altına imza atmıştır. Hiçbir toplum tamamen aynı inancı paylaşan insanlardan oluşmadığına göre tüm inançlara aynı mesafede bulunması gereken devletin sadece bir mezhebin ya da dinin eğitimini zorunlu ya da seçmeli olarak vermesi aynı derecede yanlış bir uygulamadır. Devlet bütün dinlere ve inanmayanlara eşit mesafede durmalıdır. Nüfus kağıdında din hanesi bulunmamalıdır. Hiçbir resmi işlemde kimseye dini ve inancı sorulmamalı. Bir dine inananlar ibadetlerini istedikleri gibi yapmalı. Hiçbir inanca karşı ayrımcı uygulama yapılmamalıdır. Bu nedenle zorunlu seçmeli din dersleri kaldırılmalı, altına imza atılan bütün uluslararası sözleşmelere uyulmalı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmalı, çocuklarımız zorla İmam Hatip liselerine gönderilmemelidir. Bu nedenle bizler yıllardır mücadele verdiğimiz gibi son 30 haftadır kesintisiz olarak oturma eylemleri yapmaktayız. 30 haftadır her koşulda bizlere destek sunan canlarımıza ve eylemlerimizde gözümüz, kulağımız, dilimiz olan basın emekçilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve buradan bir kez daha haykırıyoruz. Zorunlu din dersleri kaldırılsın. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulansın. Çocuklarımız zorla İmam Hatip liselerine yerleştirilmesin. Fetva yazarsa, işte kemen, işte boynum asarsa, işte hançer, işte kellem keserse, dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan.